Kooperatifimiz geçmiş yıllarda şeftali üretimiyle başlayıp daha sonra 80'li yıllarda armudu bu ovaya getiren bir köy halkımızdan bahsedebiliriz. Bu Deveci Armudu ve Santa Maria'nın ovamızda çok yaygınlaşmasına vesile olmuş ve yıllarca Arap pazarı, Rusya pazarı, Avrupa pazarına ihracatta öncülük yapmış bir kooperatiftir. 2022 yılında piyasaların çok böyle kötü dediğimiz, biz öyle tabir ederiz, piyasalar çok kötü gidiyor. Tüccarlar artık bu ürünü fiyatının çok altında almaya başladığı dönemde dedik ki biz kooperatifimiz olarak ortaklarımızdan ürünü alabiliriz. O dönemde tüccarların 10 lira ile başladıkları kilo alımını biz 15 liradan açıkladık ve orada bizim aslında bu işin ana temalarından biri olan kasanın da kendi içimizde üretmemiz gerektiği fikri doğdu. Ve bunun için de biz proje anlamında Enasır Avrupa Birliği'ne bir proje sunduk. Bunun içinde bir tane 800 tonluk kasa imalat makinesi, bir tane çiller, bir tane bu kasalardan çıkacak hurdaları tekrar geri dönüşüme sağlayacak kırıcı makinemiz ve bunun akabinde de atmosferli paketleme sistemimiz olacak. Yani bir komplike bir sisteme dönüşmek istiyoruz. Bunun sonunda da önümüzdeki yıllardaki diğer hayalimiz bu armut suyu ile alakalı bir proje sunmak veya armut kurusu ile alakalı bu freeze drive dediğimiz bir sistem var. Onunla alakalı bir proje hazırlayıp onu büyütmek ve şu an diğer buzhanemizde TKDK'ya başvurduğumuz güneş panelinden kendi enerjimizi üretip artanı da devlete satma politikamız da gerçekleşiyor. Yani artık kooperatifi bir kurumsal kimlik haline getirip daha komplike ve ortaklarına daha iyi hizmet anlamında şu, yani ortaklardan ürününü zarar etmeyecek şekilde alıp dış piyasaya onları satıp herkesin mutlu olduğu bir ortam yaratmaya ve kooperatifin kâr ettiği, güçlendiği, büyüdüğü, artık bir Marmara Birlik gibi söz sahibi olduğu bir ortam yaratmak istiyoruz. Eğer ortaklarımız ürünü satamadığı zaman böyle bir kasaya ihtiyacı olduğunda şunu biliyor. Diyor ki evet, benim kooperatifimin ürettiği bir kasa var. Benim ihtiyacım olduğunda ben oradan alabileceğim. Ve diğer bir nokta mesela bu sene karşılaşıldı. Rekoltenin çok fazla olduğu yıllarda kasa üretimi yapılan planlamanın üstüne çıktığında fahiş fiyatlara yükseldiği evrede bizim onlara hayır, maliyeti bu, bizim karımız bu, bu şekilde alabilirsin dediğimiz bir ortamın da oluştuğu ve daha da sonra da oluşacak bir durumdan faydalanmalarını sağlayacak. Yani şu an bu kalıpla kendi köyümüzdeki olan ortaklarımıza yetiştirebilecek kapasitede kasa üretiyoruz. Bulunduğumuz bölgede genelde üreticiler tüccarlarla ticaret yaptığı için tabii ki bizim tüccarlara da bu ürünü satmamız gerekiyor. Bunu satarak da kooperatifimize yan bir gelir oldu. Şu an ortalama 3 ayda 750 bin tane kasa bastık. Ağköy Kooperatifimizin bu projesinde Gürsü Belediyesi olarak biz referans olduk. Tabii ki Gürsü Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız bu projelerde özellikle çiftçimize ve tarımdaki çalışan kardeşlerimize de destek olmak amacıyla onlara da bu konuda referans olduk. Bu proje dahilinde de Avrupa Birliği'nden yaklaşık 330 bin euro Ağköy Kooperatifimize kazandırmış olduk. Evet, Gürsü Belediyesi onlarca projeyle Avrupa Birliği'nden aldığımız projeyle bir marka değeri oluştu. Aynı zamanda da bu marka değerimizi hem komşu ilçelerimize hem farklı illerden gelen misafirlerimize ve yine Gürsü'de üretim yapan çiftçilerimize desteğimizde sürdürüyoruz. Özellikle meyve toplama zamanında çok ihtiyaç olan kasa üretiminde aynı zamanda bu üretime de AK'ye destek vererek hem daha uygun maliyette kasa üretmelerine vesile olmuş olduk hem de daha sağlıklı, daha kaliteli kasalar üreterek çiftçimizin yanında olduk.